hep yolda. Erense uzayda. Gülçesip sevdi. Demir çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda. Aslında kapında. Çat kapı gelmiş. Kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Hepsi bir. Gücü şunlara baksana. Hay Allah, amma karışmış buralar ya. Sistemden bir tane daha kaydetsen. Uzun sürer, geç kalabiliriz. Bir şey yazıyor muydu üstünde? Hepsi demo. Allah. Karışmıştı, hit olmuş da. O dönsün de kendi arkasına baksın. Ay, düştü bir şeyler yine. Burada nerede olacak bunlar burada? Ay. Ay, kırıldı galiba bu. Ya boş ver şimdi, onu da CD ara. Dur. Ay. Ay, parmağım girdi. Aa, bu ne? Heh, ne oluyor? Işte. Mert. Bu ne ya? Ver bakayım. Muska var burada. Bu ne? Ver bakayım. Versene. Dur, ben bakacağım. O ne? Bu ne? Harita bu be. Ne haritası bu? Hazine haritası. Çamlığın içinden hazine haritası çıktı ya. Ne yazıyor? Arapça mı bu? Ver. Evet ajan. Yapma ya. Şansa bak. Ay, kokuyor. Tamam hoca, yine de sağ ol. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne oldu? Falsiton otelden erken ayrılmış. Oh be, hayırlısıyla. Ne diyorsun Gülçin sen ya? Bırak Paris'i Maris'i. Hazine diyorum, harita diyorum. Evet ya. Galiba acayip bir şey bulduk. Acayip olduğu kesin. Baksana, hiçbir şey anlaşılmıyor. Nasıl bulacağız bunu? Ben hemen çocuklara haber vereyim. Ay, benim okula gitmem lazım. Modern dans tarihi sınavım var. Çok önemli. Tamam, sonra burada buluşuruz sarışın. Hadi. Tamam, al. Kaybetme. Tamam, tamam, tamam. Çocuklar. Acele eve gelin, acele. Başka bir şey yoksa artık bu konuyu kapatalım arkadaşlar. Muti'nin depodaki malzemeleri çalarken yakaladığı çocuk vardı. Kartal. Şu yeni gelen çocuk değil mi bu? Evet. Hocam, bu işte bir gariplik var. Sakın yine Muti'nin işgüzarlığı olmasın. Ben de Kartal'ın böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Kartal sizin öğrenciniz değil ki. Nasıl bilebilirsiniz? Her şeyi siz bilecek değilsiniz ya. Lütfen yine bana saldırmayın.
Ben mi size saldırıyorum? Evet, bayanlar, saldırıyorum. Bayanlar, yapmayın. Lütfen. Lütfen bayanlar. Lütfen herhalde. Lütfen. Ben saldırıyorum. Hocam. Evet. Bir hanımefendi dersler için geldiğini söylüyor ama tavırları biraz şüpheli. Nasıl şüpheli? Muti'cim, sana kalsa herkes şüpheli, hırsız, terörist. Değil mi? Neyse Muti, hadi al içeri, al içeri hadi. Hanımlar lütfen sakin olur musunuz biz biraz? Biz sakiniz, sakiniz. Aa, Mehtap. Erol. Sen hiç yaşlanmayacak mısın? Hayır canım. Öğrenci olmak için biraz yaşlı değil mi bu? Üstelik fazla süslü. Arkadaşlar, sizi Mehtap Hanım'la tanıştırayım. Kendisi klasik batı müziği konusunda uzmandır. Sağ olsun, ricamı kırmadı. Sanat tarihi derslerinde bana yardımcı olacak. Sen istersin de ben gelmez miyim? Sağ ol. Yuh, ağzına düşecek neredeyse. Böylesine de ilk defa rastladım. Ben de. Bayanlar, dedikodu yapmayın. Bahadır Bey, siz karışmayın. Öncümü sizden alırım ona göre. Ama. Senlerle buluştuğumuzda da senden bahsediyordum. Buldum. Bu harita yarım. Bravo. Abi o zambardan dolu tarafından bakalım. Yani bu var elimizde, bu kadar. Burada bir şey yazıyor gibi. Osmanlıca. Nereden anladın Aşan? Abi sanat tarihi derslerine takılsan sen de anlardın. Ya beyler bir şey söyleyeceğim. Burası bana hiç yabancı gelmiyor. Abi bunun çıktığı şamdanı nereden aldın sen? Ya şu köşedeki eskici yok mu, oradan aldım. Orası eskici mi? Antikacı abicim. Ne fark eder? Eski meski bir şeyler satıyor işte. Olmaz. O zaman siz gidip antikacıya bakın. Çünkü bu tarz şamdanlar genelde çift satılır. Haritanın diğer yarısı öbür şamdan da olabilir. Olabilir. Hadi gidelim. Buyur abi. Abi ben de içeride Osmanlıca sözlük montunu vardı. Al, montunu onu alayım. Yine. Geç geç. Güzel. Tamam. Abi şimdi şuradan uzanan bir hat var ya. Özellikle onu incelememiz gerekiyor, tamam mı? Aşağı doğru uzanıyor. Bunun yarısında bunu anlayacağız. Ne hazinesi kızım, delirdin mi? Bilmiyorum, delirmiş de olabilirim. Orası biraz şüpheli. Bence artık şüphe götürmez bir gerçek. Gidin de görürsünüz. Şamdanın içinden çıktı. Hazine mi? Harita. Ne haritası? Ya siz beni gerçekten delirtmek mi istiyorsunuz? Hazine dedim ya. Güzel. Yavaş da olsa mantıklı bir yere doğru ilerliyoruz. Evet, hazine, harita. Gerçekten de acayip mantıklı. Üstelik bir de Mert'in evinde. Arasan bir şişe süt bulamazsın, ne hazinesi ya. Evet, toparlanın bakalım arkadaşlar, başlıyoruz. Hani köşeyi dönünceydi? Döndük ya. Mert, kaç kez döndük farkında mısın? Abartma istersen. Eğer 4 kez köşe dönsek zaten başladığımız noktaya döneriz değil mi? Bak demagoji yapıyorsun. Nereden baksan 2 kilometre oldu ya. Ne oldu? Yoruldun mu? Orası eskici değil. Antikacı derken ahkam keserken iyiydi değil mi? Ben Çukurcuma'daki yerden bahsediyordum. Ne bileyim İstanbul il sınırı dışına çıkacağımızı. İyi, bak bak. İşte şu kısmı anlayamıyorum, tamam mı? Ya bu ne ya? Bu sözlüğü anlamak için başka bir sözlüğe ihtiyaç var. Abi senin genetik kodların için de geçerli o Korkutcuğum. O ismimin sonuna koyduğun cuğumun yaptığın iğrenç espriyi yumuşatacağını sanıyorsan çok aldanıyorsun Emre. Cim. Şimdi ben sana bir koyacağım. Abi susun ya. Abi konsantre olmaya çalışıyorum. Ya bu da sanat tarihinden yüz çekiyor diye kendini tarih uzmanı falan zannetmeye başladı. Hakikaten ha. Tipsiz. Şuna bak. Gel. Gel kardeşim. Biz haritaya bakalım. Nasıl bir şey bu ya? Buldum. Ne buldun ya? Bu tamamen şaşırtmaca. Hiçbir anlamı yok. Abi bir dakika, bir dakika. Korkut haklı abi. Bunların hiçbir anlamı yok. Nasıl anlamı yok ya? Al işte burada. Abi siz delirdiniz ha. Nereye? Görürsün şimdi. Filozof bu adam. Sen de biraz sakin olsan ne olur. Ya harita. Tamam mı? Sakin ol. Ne aradığınızı bilmiyorum. Ama inanın bende değil. Burası mı? Heh, işte burası. Çok şükür. Hadi gir. Pardon bir saniye, müşteri geldi.
Bana bırak, ben bunların dilinden iyi anlarım. Selamun aleyküm. Ortadoğulu musunuz? Ne? Anlayamadım. Araplara satış yapmıyoruz da verdikleri dolarlar hep sahte çıkıyor. Anlaşılan adam senin dilinden anlamıyor Mert. Merhaba, hay. Geçenlerde buradan bir şamdan almıştık da kırıldı. Acaba aynısından başka var mıydı? Hatırladım. Biraz bekleyin lütfen. Oo. Bana bak ne güzel. Evet. Ne oldu? Bir sorun mu var? Çok heyecanlıyım hocam. Tamam, sakin ol. Sorular çok kolay. Bunlar hep bildiğin şeyler. Daha sorulara gelemedim hocam. Çok utanıyorum ama adımı da unuttum. Aa, ya yok daha neler ya. Bizimle dalga mı geçiyor bu ya? Bizimle geçse neyse. Artık sınır tanımıyor. Kendine gel Gülçin. İnsan adını nasıl unutur? Nasıl unutur? Doğru ya Gülçin. Hocam ben Gülçin. Teşekkür ederim hocam. Hadi hanım konsantre ol ne olur. Bunlar senin en iyi bildiğin konular. Tamam hocam. Biliyorum değil mi hocam? Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Artık soru sormak yok arkadaşlar. Sınav başlamıştır. Şimdi bakın bakalım. Çok kötü gözüküyor ya. Ne diyorsun ya? Abi şuralar biraz açılmış sanki ya. Saçmalama haritaya baksana. Bakıyorum tersi bana dönük. Oğlum aynaya baksana. Ulan az önce kızmadın mı? Haritaya bak dedin aynaya bakarken. Korkutçu. Aynadaki haritaya bak. Cumum yok. Cumum yok. Açık açık söyle. Aynadan haritaya bak de bakayım. Bak. Abi yeter lütfen. Harita. Korkutçum. Hala cum de çıldıracağım ne cum. Tut şunu. Tut. Ay, tamam al. Geç şöyle. Geç. Ne geçtim ben buraya? Al. Aa. Bak. Gördün mü? Gizem. 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 Ateş. Ateş. Orta. Gizem ateş orta. Abi bir şeyler daha var burada bak. Sonunda bir şeyler daha yazıyor. Abi sonunda bir kelime daha var ama çıkaramıyorum. Çıkaramıyor musun? Zorla biraz belki bulursun. Oğlum yok. Çıkardım bile. Yok abi, abi yok neyi çıkarayım yok. Arkadaşlar gayet basit. Bakın şimdi. Ateş. Gizem'i. Ortaya çıkarır. Bu kadar basit. Ateş gizemi ortaya çıkarır. Ateş gizemi ortaya çıkarır. Çok basit bir şey. Olabilir. Oldu bile. Yok lan açılmamış o kadar. Açılmamış, açılmamış. Üzülme. İyi valla. Vay vay. Aradığımız şey bu çocuklarda olabilir. Ne aradığınızı bilmiyorum ki. Sen şimdi bunu ver onlara. Ve unutma. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Anladım. Bunu alalım. Alalım mı? Alalım alalım güzel. Tamam. Bu kaç para? Maalesef satıldı. Ama aynısından gelecek. Eğer telefonunuzu bırakırsanız... Tabii tabii. Borcumuz ne kadar? 150 TL. Ama diğerini kırını getirdik ya oğlum. Tamam sen karışma. Alıyoruz. Bu da telefonum. Ararsanız sevineceğim. Buyurun. Hadi. Pardon. Bunu unuttunuz. Sizde kalabilir. Artık işinize yaramaz. Selametle. Selametle.
Herhangi birine tek kelime edersen ne olacağını biliyorsun. Anladım. Tamam, siz merak etmeyin. Ne yapıyorsun ya? Zaten bir kırı çıkmış, ne güzel değiştirecektik işte. Olur. İstersen Tüketici Hakları Derneği'ne de şikayet dilekçesi verelim. Evet, iyi fikir. Ama Gülçin'den bahsetmeyelim. Mert, saçmalama istersen. Hazine haritasından bahsediyoruz. Sen hala 150 YTL peşindesin. Malcan'ın yongasıdır Bora. Niye öyle diyorsun? Neyse, teşekkürler. Hazineyi bulalım. Esas ben sana teşekkür edeceğim. Tekrar teşekkür ederim hocam. Siz olmasanız kitlenip kalacaktım vallahi. Cevapladın değil mi soruları? Evet. Cevaplamaz mı hiç? Şimdi hocam, bu soru için hep söyleniyor. Sonra da en yüksek notu o alıyor. Kesin bursu da o kazanacak. Burs mu? Aa. Bursu da mı unuttun? Şaka şaka. Hiç unutur muyum? Ya bizimle kafa buluyorsun değil mi? Bazen azıcık yapıyorum ama. Vallahi değildi bu hocam. Gerçekti tamam, bu. Tamam tamam tamam, hadi hadi. Hay Allah, yürü hadi ya. Gelin buraya kızlar. Ne oldu? Anlatacağım. Ne oldu, bulamadınız mı? Bulduk, bu ne? Ver 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 ver. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor be? Ne yapıyorsun? Psikopat oldu yarabbi ya. Lan bu böyle mi açılır? Manyağa bak ya. Sen yap o zaman. Ben yaparım. Ne oldu? Ne oldu? Abi bu boş. Beyler sakın haritayı antikacı almış olmasın. Şamdanları niye satsın ki? Para kazansın diye. Sen vermedin mi 150 milyonu biraz önce? Önce sen verdin. Ben verdim ama benimkinin içi doluydu. Hayat böyle işte. Bir dolu bir boş. Bir boş bir boş. Olsun lan. Dolu işte. Öyle. Dolu. Ya bir dolu bir boş. Bir dolu dur bir lan. Boş. Ya bu şamdanı ben açıyorum. Şifreyi ben çözüyorum. Şifreyi mi çözdün? Ya beyler ateş. Gizem'i ortaya çıkarır. Gizem kim? Şaka. Bu flamenkocu kızlardan biri. Aman. Şaka. Sen de var ya Gülçin'le böyle geze geze sarışın oldun be kardeşim. Niye ki? Neredesin bir saattir? Sokağın sonundaki apartmana girdiler. Haritayı bulmuş olabilirler mi? Bulsalar da Mimar Sinan'ın şifrelerini kolay kolay çözemezler. Da Vinci şifresi için de öyle demişlerdi ama bütün dünya öğrendi sonunda. Şşş, ikisinin adını birlikte anma. Bir duyan olursa işin içinden çıkamayız. Peki ne yapacağız? Takibe devam. Bakalım bizi nereye götürecekler. Antikacı ne olacak? Sen kendi işine bak, benim işime de karışma. Aman bana neyse. Korkarım giz aydınlanmak üzere üstadım. Buna müsaade edemeyiz. Biliyorum. Talebelere haber ver, tetikte olsunlar. Emredersiniz üstadım. Sakın unutma. Emanet yer değiştirebilir ama el değiştiremez. Eğer emanet kötü güçlerin eline geçerse dünyadaki bütün dengeler değişir. Olacak şey değil. Resmen Gülçinleri kayırıyor. Günaydın güzelim. Bunu okulda bilmeyen var mı? Ama bu kadarı da fazla. Sınavda bile yardım etti. Yok daha neler. Sen sınıfta değil miydin kızım? Ben kendi kağıdımla ilgileniyorum. Sizi mi seyredeceğim? Sizin de mi başınıza aynı şey geldi? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Hep hocalar bize ders verecek değil ya. Şimdi sıra bizde. Güzel bir dersi hak ettiler. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben değil, sen yapacaksın. Ne yapacağım? Bir dilekçe yazıp şikayetçi olacaksın. Yok yok, ben bulaşmam öyle şeylere. Niye kızım, hakkını aramak suç mu? Doğru, sonuçta biz susuyoruz, onlar keyfine bakıyor. Gördün mü bak, arkadaşların da aynı fikirde. Hadi gidiyoruz. Bayan Berbatov. Hüsnü Hanım.
Perşembe günü disiplin komitesi toplanacak. Kartal meselesi mi? Evet. Şikayet konusu ve öğrencinin savunması için de. Teşekkürler. İstersen gel de bir üstünden geçelim ha? Tamam, geçeriz. Neden olmasın? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Neyin üzerinden geçiyorlarmış? Anlamadım. Kızlar nasılsınız? Kızlar mı? Erol Bey, disiplin kurulu toplantısıyla ilgili dosya. Belki bir göz atmak istersiniz. Teşekkür ederim Füsun Hanım ama şu anda Mehtap Hanım'la çıkmamız gerekiyor. Masaya bırakırsanız daha sonra bakarım. Buyurun. İyi günler. İyi günler kızlar. İyi günler. Korkarım önemli bir sorunumuz var. Aynen katılıyorum. Çok acayip. Ya demiştim ama beni dinlemediniz. Peki şimdi ne yapacağız? Bence önce biz şöyle bir çamaşır suyuna basalım da mikropları öldürelim. Cemre hani bunlardan vazgeçmiştin? Erencim alışmış kudurmuştan beterdir. İçimden böyle bir şeyler fışkırıveriyor. Bu harita yüzyıllara direnmiş. Biraz da bize dirensin. Saatlerdir bakıyoruz ve hiçbir gelişme yok. Ne bekliyorduk? Haritanın dile gelip konuşmasını mı? Ha, sen konuşabildikten sonra o da olur sarışın. Ben aptal değilim. Sadece Almayzer'im. Nesin nesin? Almayzer. Almayzer. Almayzer değil canım. Alzheimer. Almayzer. Üstelik o da yaşlılarda olur. Evet. Hayır, ben gazetede okudum, yaşı yokmuş. O zaman seninkine blonde reflection denir. Yani sarışın tepkisi. Evet. Ya tamam hadi kesin de şuna bir konsantre olun. Evet, en azından elimizde bir ipucu var. Ateş gizemi ortaya çıkarır. Ateş gizemi ortaya çıkarır. Ateş gizemi... Kapı çalıyor. Ateş gizemi kapı çalıyor. Çok saçma. Kapı hala çalıyor Gülçin. Üf, tamam ya bir kere de yesinler Allah'ım ya. Kapıyı çalsana bak orada zil var. Kimse yok. Gidip apartmanın sigortalarını kapat. Ne yaptın şimdi? Sigortaları kapattım. Salak, sadece bu katı kapattın. Ben sana apartmandakileri kapat dedim. Nereden kapatacağım? İster ana kofreyi kes, ister kebandan kapat. Ne yaparsan yap, yeter ki kapat ve çabuk. Kesin menopoza girecek. Bütün hırsını benden al. Faturaları kendi ellerimle yatırdım. Durun durun. Bu normal bir kesinti olsa gerek. Oh be. Güzel. Allah'tan evden aldığım parayla bunları almıştım. Harika yani. Güzel. Aferin sana. Oraya. Bak bak. İyi süper oldu ya. Arkadaşlar ya biz bu işin içinden çıkamayacağız. Ya en iyisi gidelim Erol Hoca'dan yardım isteyelim. Arkadaşlar Banu Hoca, Bahadır Hoca, Füsun abla. Bir kere de kendi işimizi kendimiz halledelim ya. Doğru. Doğru. Zaten Erol Hoca direkt Hazine Bakanlığı'na haber verirdi. Hazine Bakanlığı değil canım. Ne bakanlığı? Hazine Müsteşarlığı. Siz bir ara toplandınız beni bozma kararı mı aldınız? Ha bakanlığı ha müsteşarlığı. Ne oldu kulaklarınız mı uzadı? Abi bak bu konunun bunlarla alakası yok. Böyle bir şey bulunduğu zaman Kültür Bakanlığı'na haber vermek lazımdır. Bravo. Bilir kişi de konuştuğuna göre ne yapıyoruz şimdi? Ne yapacağız? Devam edeceğiz abi. Koy bakayım şunu. Hadi o zaman. Yasemin. Ters tutuyorsun. Galiba ben bir şey gördüm. Ne gördün oğlum Şeker? Yoksa sineği mi? Bir şey yazıyor galiba. Ne yazıyor? Evet burada
üzerinde bir yazı var, bakın. Aa, hakikaten ya. Evet abi, orada. Gördüm. Ha. Evet dayı, bakın burada bir yazı var. Aa, evet, evet doğru. Burada. Ateş gizemi çözdü. Ya. Sakın etrafı dağıtma. Haritanın peşinde olduğumuzu anlarlarsa polise giderler. Hı hı. Geri zekalı. İzledikleri filmlere bakıp kimlik analizleri yapıyordum. Tuvaletten de numune al, DNA analizi yaparsın. Hı. Kesin yedinci kocamın ahı tuttu. O yüzden başıma verdi Allah seni. Ben içeri bakıyorum. İyi ara buraları. Yedinci kocasının ahı tutmuşmuş. İlk altı kocası bu kadın yüzünden kanserden öldü be. Ekmek parası işte. Yoksa bir dakika bile durmam. Bence bırakalım hazineyi bulsunlar. Sonra almak daha kolay olur. Ben gidip fotoğraf makinemi alayım o zaman. Ne yapacaksın bu karanlıkta fotoğraf makinesini ya? Yazıyı Erol Hoca'ya göstermek için fotoğrafını çekeceğim. Eren, ya bir otur istersen. Otur sen. Ne oldu? Ne oldu? Maalesef kötü haber vermek bana düştü. Ne oldu? Senin makine var ya. Evet. Düdüklü patladığı sırada mefta oldu. Hmm. İnanmıyorum ya. Of. Ya Eren, senin makineyi ben hakladığım için sana aynısından, hatta daha iyisinden alacağım. Söz. Oh. Üzülme Erenciğim, tamam mı? En iyisi ben gidip benim makineyi getireyim. Ya niye aslında götürmüyorsunuz? Yani makinelerle falan uğraşıyorsunuz. Hayır bak, biraz evvel bilirkişi falan diye fırça attınız ya. Erol Hoca bunun aslını görürse biz bir daha göremeyiz. Doğru. Doğru abi. Evet. Sen Erol Hoca'ya da söylememiz. Geldi geldi. Geldi. İyi oldu. İyi oldu. Baksana şuna bak. Tamam. Hadi ben makineyi alayım, gideyim. Ben de iyi durum. Arkadaşlar. Kaldır şunu, kaldır şunu. Bakın, tamam. Bakın. Heh, biraz daha kaldırsana. Tamam. Bir dakika. Nereden buldunuz bunu? Hocam, sanat tarihiyle ilgili bir kitapta gördük. Evet, sanat tarihi. Sanat tarihiyle bu kadar çok ilgilendiğinizi bilmiyordum. Olur mu hocam? Bilirsiniz, benim en sevdiğim derstir. Değil mi Eren? Hı hı. Ya sen? Hocam, her şey burs için. Sene sonundaki bursu kazanmak için deli gibi çalışıyoruz. Hı hı. Demek öyle. Bu kadar çalıştığınıza göre sınav sorularını daha da zorlaştırabilirim. Hı? Hocam, sınav sorularını bıraksak da kağıtta ne yazıyor? Bir bakalım. Bu da lügattan çözüyor. O zaman biz de çözeriz. Sus, bir dakika. Desene başa döndük. Bir kere bu Arapça değil, Osmanlıca, onu söyleyeyim. Hocam bu... Bunu alıyorum kızlar. Tabii tabii. Nerede kaldın? Yazıyı tercüme ettirdim. Nasıl ya? Sabahın köründe mi? Ya şirketin çalıştığı tercüme bürolarından birine gittim. Sağ olsun beni kırmadılar. Paranın gözü kör olsun. Ya belki hazineyi bulunca aç çocukları kurtarmak için kullanabiliriz. Hoş geldin Eren. Ne alakası var? Biliyor musun, bugünlerde sana bir şeyler oldu. Bayağı bir değiştin. O patlamadan sonra yaşamaktan daha önemli bir şey olmadığını anladım. Hmm.
Neyse, haritada ne yazıyor? Çabuk. Biraz karışık yalnız. Şehri altında, Diyar-ı Sultan arasında bir fener vardır. İmparatorluklar arasında. Evet. Bir an burada yaşlanacağım zannettim. Bir dakika. Şehri altınla Diyar-ı Sultan arasında bir fener vardır. İmparatorluklar arasına. Tepeden feneri gözetleyen ulu minare varsa hala mihrabındaki sarı çinidedir gizim. Aa gizem, gizem, gizem. Dur dur. Ne demek şimdi bu? Demek hala çok çalışmanız gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Şehri altın Üsküdar. Aferin Barış. Diyar-ı Sultansa Diyar-ı Sultan Eminönü'nün de içinde olduğu tarihi yarımada. Bir diğer i̇şte deyişle eski İstanbul. O zaman arasındaki fener de Kız Kulesi. Evet, aynen öyle Eren. Peki, tamam hocam da feneri gözetleyen ulu minare? Ne bileyim oğlum, ben cami hocası mıyım? Onu da siz bulun. Doğru. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Tamam. Bu bende kalsın çocuklar. İyi. İyi. Tamam hocam. Sağ İyi günler. Hocam. Teşekkürler. İyi günler. Burada ulu minareli cami hangisi? Ya Üsküdar'da böyle bir cami yok ki. O zaman bu başka bir şeydir. Ay neden bu saçmalıklarla uğraşıyorsunuz anlamıyorum doğrusu. Anlamayacak ne var Alevciğim? Tabii ki hazine için. İstediğin hazine olsun şekerim. Ben sana istemediğin kadar veririm. Sakın bir daha bunu duymayayım Alev. Çok ayıp. Ay niye şekerim? İyi günde kötü günde diye yemin etmedik mi? Ettik mi? Yani edeceğiz ya şekerim. Edeceğiz mi? Yanlış mı anladım yoksa sen evlilikten mi bahsediyorsun? Yoksa benimle evlenmek istemiyor musun? Bilmem. Biraz ani oldu. Hem bizde öyle iyi günde kötü günde falan olmaz ki. Sorar bizde. Bilmem ne kızı bilmem ne kabul ediyor musun? Evet. Bilmem ne oğlu bilmem ne kabul ediyor musun? Evet. Ayağına basar biter. O zaman biz de Las Vegas'ta evleniriz. Las Vegas mı? Ay evet. Herhalde Karadeniz çöllerine kumarhane açmayı planlıyorsun. Saçmalama Bora. Karadeniz'de çöl mü var şekerim? Yok hayatım. Ama Las Vegas diye bir yer de yok. O senin dediğin Las Vegas. Bana bak Bora. Bir harf için kalbimi kırıyorsun. Ay mutlu musun şimdi değil mi bari? Tamam hayatım özür dilerim. Nasıl istersen öyle olsun. Ha işte orada. Gülçin'cim niye o zaman karşıdan çıkmadık? Bak Mert. Buraya bir kere Eren'le geldim. Geri hatırlıyorum. Seni buraya getirmem gerektiğini hatırlıyorum. İstersen üstüme gelme yoksa her şeyi unutacağım. Tamam tamam. Hadi gel geçelim. Evet. Mert şu anda tahmin ettiğim şeyi yapmıyorsun değil mi? Hayır. Aferin. Bina burası mı? Evet. Ha tamam. Giriş burası mı? Hı hı. Evet evet. Geç canım. Senin yüzünden geciktik işte. Çok daha çözmüşlerdir bulmacayı. Ne yapayım canım? İstihareye yatmak kolay mı? Bir faydası oldu mu bari? Olmaz mı? Çok acayip şeyler gördüm Yasemin. Meğer ben padişahmışım. Eksikti. Ya ben? Sen de Mihracı'nın gözdesiymişsin hayat. Mihracı'nın gözdesi? Nereden çıktı gözde falan? Sahi ya. Ne iyi kızdı değil mi? Kim? Gözde. Gözlerini oyun korkutu. Tamam canım kızma ya. Şaka yaptım ya. Başlayacağım şimdi senin şakalarına. Son zamanlarda kaşın tut tuttu zaten. Hala sınıf farkı Zeynep'i unutmuş değilim. Ona göre. Yürü. Ay, kıskanıyor musun beni? Ref. Ne haber Muti? Asayiş Berkemal. Sizin hırsız. Disipline verildi. Ne? Ne oldu Korkut? Ne olabilir ki Yasemin? Gel hayatım.
Emre'ye bakalım. Burnumda tutuyor çocuk. Çok özledim. Hadi hayatım. Gel. Ya. Buyurun siz bekleyin, ben haber vereyim. Tamam. Ay. Gülçin. Ay. Beşinci kata niye yürüye çıktık canım? Danışmanım bana kapalı alanlarda kalma sıkıntı yapıyor dedi. O kapalı alanların kastı asansör olduğunu zannetmiyorum Gülçin. Senin kondisyonun bayağı düşmüş Mert. Ondan öyle diyorsun. Cem ve sen müteakip kereler sağ ve sol ayağımı yani sakatladığınız için bir miktar düşüklük söz konusu. Ama bunu büyütmemek gerek, rica ederim. Okulda çocuklarla top koştururken böyle demiyordun ama. Ceylanlar gibi sekiyordun. Artık seyirci kimler varsa. Ay, bir sürü çocuğumuz olsa fena mı olur? Çocuk mu? Evet. İki kız, iki erkek, iki ikiz, üç üçüz. Ne bu? Bilmece mi? Hem kim bakacak o kadar çocuğa? Tabii ki sen hayatım. Hem yakında erkekler de doğurabilecekmiş. Ay belli mi olur? Belki de sen doğurursun. Yok artık. Ne yani? O kadar çocuğun hepsini ben mi doğuracağım? Ay peki formun ne olacak? Peki benim formum ne olacak? He? Yoksa sen benim şişko, çirkin bir kız olmamı mı istiyorsun? Ya niye isteyeyim hayatım? Aldatmaya bahane olsun diye. Bak şimdiden başladım bile, gördün mü? Siz erkekler hep aynısınız zaten. Hayatımda bu kadar saçma şey görmedim. Pardon, gördüm. Harita. Gidelim bari peşinden. Ayıp oldu kıza. Uf. Ya. Emre. Ne oluyor be? Sana kötü bir haberim var. Yok canım, nerede? Karta var ya. Hı. Disipline verilmiş. Oh be, sonunda iyi bir haber. Neymiş o iyi haber? Yani çok iyi haber. Saçmalama oğlum. Ya bizi ispiyonlarsa? Yansım var oğlum. Kesin ispiyonlar. Kim? Bir şey yok. Bunlar bir atlar çeviriyor ama. Kesin. Bakıyorum da kurul toplanmış. Hı? Öyle. Ne abi böyle kurulu toplamışsınız? Bunlar bir işler karıştırıyor. Evet. Girin. Müsait misiniz? Buyurun. Hüsnü Hanım, bir şikayet dilekçesi vermek istiyorum. Şikayet mi? Ne konuda? Bahadır Hoca hakkında. Sorun nedir? Belki ben size yardımcı olabilirim. Bahadır Hoca sınavlarda burslu öğrencilere yardım ediyor. Hmm. Bakın, sakın yanlış anlamış olmayın. Bahadır Bey yapmaz öyle şey. Bu ilk değil. Daha önce biz de benzer şeylerle karşılaştık. Dilekçenin altında hepimizin imzası var. Kızlar, belki de bunu kendi içimizde çözsek daha iyi olur ha? Kusura bakmayın ama biz kararımızı verdik. Bizi vazgeçirmeye kalkmayın. Hadi kızlar gidelim. İyi günler. Sizin suratınızdaki ifadeye bakılırsa siz bir şeyler bulmuşsunuz. Sadece bir şey mi? Basit. Bütün bilmeceyi çözdük. Dinleyin. Hazine. Şşş. Tamam. Üsküdar'daki bir caminin mihrabındaki sarı çininin altında. Bunu siz mi buldunuz yoksa Erol Hoca mı? Şimdi şöyle diyelim. Kolektif bir çalışma. Tabii canım, hep kolektif bir çalışma. Neyse, şimdi geriye bir tek bir şey kalıyor. Üsküdar'daki camileri dolaşmak. Kaç tane vardır ki? Bayağı olması lazım. Evet. Dağılalım o zaman. İyi. Hadi, hadi. Akşam evde görüşürüz o abi zaman. Abi siz de. Hadi Eren. Geçiyor, zaman beklemiyor. Aşk.
kazandı. Üzülenler, gözyaşı dökenler, geriye bakıp da düşünenler kazanamaz asla bu koşuyu. Koş sakın ha, ayağına bakma. Koş sakın ha, yarıda bırakma. Nefesini tut. Kazandı üzülenler, gözyaşı dökenler, geriye bakıp da düşünenler kazanamaz asla bu koşuyu. Koş sakın ha, ayağına bakma. Koş sakın ha, yarıda bırakma. Nefesini tut. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Siz bir şey söylemeyecek misiniz? Bir an önce bitirsek de gitsek diyorum. Onun aklı hazinede. Hazine mi? Evet. Yok canım, ne hazinesi? Gülçin ne yapıyorsun? Çekinme Mert, merak etme, kimseye söylemez. Doktor hasta ilişkisi kutsaldır, değil mi? Evet, doktorlar da kutsaldır. Peki tamam. Bakın, Gülçin benim için hazine kadar değerlidir. Ben ona hazinem derim. O ise bunu yanlış anlayıp ortada bir hazine var sanıyor. Ama aslında hazine kendisi. Ne kadar duygusal. Bana hiç öyle gelmedi. Basit bir unutkanlık yüzünden geldik buraya. Bunlar yüzünden en sonunda beni deli sanacaksınız. Bunlarla kimi kastediyorsunuz? Hepsini. Şimdi Mert var, Barış var, Korkut var, Emre var, bizim kızlar var, birini görmüştünüz. Alev var, olmasa da olur Berna var. Tamam. Aa, olmaz. Bora'nın ismini almazsam alınır o. Tamam. Ayrıca isterseniz size haritayı gösterebilirim. Gülçin ne yapıyorsun? Ya da gösterebilirdim Evren, unutmasaydım. Unutkanlık işte. Ben sana gösteririm unutkanlığı. Lütfen Gülçin Hanım. Merve Hanım, lütfen sakin olun. Hanımefendiyi seni bekleme odasına alır mısınız? Yok lütfen. Gülçin Hanım, gelin böyle. Otur yerinde. İyi yırttın ha. Of. Korkarım, ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bir dahaki seansa diğer arkadaşlarınızı da getirebilir misiniz? Tabii, ne demek. Merak etmeyin. Gülçin iyileşmesi için gerekirse tüm okulu getiririm. Peki. Bahadır Bey, müsait misiniz? Tabii, buyurun Füsun Hanım. Ben de sınav kağıtlarını okuyordum. Siz Mehtap Hanım yüzünden mi böyle durgunsunuz? Bahadır Bey, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yoksa ciddi bir şey mi var?
Sorun nedir? Bugün birkaç öğrenci şikayet dilekçesi verdi. Evet. Sizin bazı öğrencileri, özellikle de burslu öğrencileri kayırdığınızı düşünüyorlar. Bu da Gülçin şakaları gibi bir şey değil mi? Keşke öyle olsa. Ama nasıl olur? Bilemiyorum Bahadır Bey. Ben de söyledim ama... Çok üzgünüm. Eren. Buyurun hocam. Galiba bilmecenin cevabını buldu. Ciddi misiniz? Yanılmıyorsam Mihrimah Sultan Camii olabilir. Boyu eninden uzun olduğu için sırıtan tek cami o. Ulu minare ile bunu kastediyor olabilirler. Çok sağ olun hocam. Şimdi siz de bana neler olduğunu anlatın bakalım. Hadi. Hocam sonra anlatırız. Şimdi bizim bir işimiz var. Hemen gitmemiz lazım. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Bak şimdi. Erol Bey. Erol Bey. Beni mi bekliyordunuz? Bugün göremedim sizi. Arada bir özlemek iyidir. Çıkalım mı? Nereye? Nereye isterseniz. Olur, çıkalım. Senin yüzünden rezil oldum. Niye benim yüzümden rezil oldun? Ben tartaklandım. Sen sinirlendirdin. Ben de o yüzden tartakladım herhalde. Hem ben tartaklanıyorum, hem ben suçluyum. İşte kadın psikolojisi. Bak yine bana kadın psikolojisi falan böyle genelleyip durma. Yine dediklerim görürsün. Tamam tamam. Sakin ol. Bak geçti hayatım. Herkes halı hazine peşine koşarken bak ben seninle oturuyorum. Derin bil. Aman lütfetti. Kapı. Gülçin'cim burası senin evin. Sen bak. Ya 40 yılın başında elime bir fırsat geçti. Bırak da keyfin çıkarayım. Hadi lütfen hadi. Tamam tamam sinirlenme. Kapıyı da açarım. Yemeği de yaparım. Çocuğumuza da bakarım. Yeter ki sen sinirlenme bebeğim. Aferin. Öf. Ne oldu buldunuz mu? Dolaşmadığımız yer kalmadı. Ayaklarımız koptu. Ve? Hava ve civa. Öyle abi. Evet. Bir kere de normal ol ya. Normal bir insan gibi davransana. Uslanmadın gitti yani. Hadi Süpermen. Ver müjdeyi uçur bizi. Buldunuz değil mi? Bulduk bulduk. Papazı bulduk. Neyi var bunun? İki kere camilerin girişinde uçtu seni Süpermen. Bir kere minareden. Bir kere de vapurdan böyle uçtu. Ama gerçekten Süpermen ki hala hayatta. Yani Yasemin, bravo hayatım. Beni bir çizgi film kahramanına çevirdin ya. Helal olsun. Sus Süpermen'in torunu. Geç geç. Bıktım ama ya bundan. Of. Bunlar da dibidi gibi. Yok ajanlar. Bakın ben yarın nasıl buluyorum? Ya belki de hazine falan yoktur. Nasıl ya? Koskoca harita yalan mı söyler? Bir kere harita yarım. Olsun. Biz de hazinenin yarısını buluruz o zaman. Bence vazgeçelim. Yok ya. Sayılmaz. Ben daha şansımı denemedim. Yani ben, biz daha sarışınımla şansımızı denemedik. Ne oldu? Hiçbiriniz bir şey bulamadınız değil mi? Yok. Ama biz bulduk. Utanmıyorum. Üstelik bir de promosyonu var. İşte bu be. Zengin olacağız oğlum, zengin olacağız. Hakikaten yarısı ya. Nereden buldunuz bunu? Abi Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii'nde. Thank you.
Cemrelerle vapur iskelesinde ayrıldıktan sonra Barış beni Mihrimah Sultan Camii'ne götürdü. Sıradan ziyaretçiler gibi camiye girdik. Caminin içi gerçekten muhteşemdi. Akıl almaz, baş döndürücü bir güzelliği vardı. Etrafı aramaya başladık. Bir ara Barış mihrabın içine girdi. Ben de aşağıda bekleyip etrafı kolluyordum. Ama bir yandan da birileri gelip bizi fark edecek diye heyecandan ölüyordum. Allah'tan Barış fazla gecikmedi. Mihraptan çıktı. Elinde küçük bir anahtar ve iple bağlı bir kumaş parçası vardı. Yanıma geldiğinde heyecanla kumaşı açtık. Ve bunun haritanın diğer yarısı olduğunu gördük. Haritayı ve anahtarları üzerimize saklayıp camiden çıktık ve heyecanla koşa koşa eve geldik. Göremiyorum. Hah, burada. Hah. Evet, evet, işte burada. Nerede? Vay be. Ay. Ne yazıyor? Şöyle çevirelim biraz. Aynı şey mi yazıyor? Ben göremiyorum. Kabusuz bir güne uyanmak ne güzel. Sudur kainatın temeli. Bulunmaz sanılır gizemi. Öyle bir hazine ki her yanı mücevher. Diyar-ı Sultan'dan bulunmayı bekler. Süleymaniye'nin gölgesinde her şeyin başladığı yerde. Bu iş gitgide daha eğlenceli olmaya başlıyor. Hocam bir şey anlayabildiniz mi peki? Anladım anlamasına da sizinle atlar karıştırdığınızı anlayamadım. Sağ olun hocam. Bize bu kadarı da yeter. Çok teşekkür ederiz. Bu bende kalsın. Peki hocam, tamam. Durun bakalım gençler. Gel. Al işte kartal kesin her şeyi anlattı. Bana ne oğlum? Senin belan, senin suçun. Kartalla kim konuştu? Ben mi? Bana bak. Ben yanarsam seni de yakarım ona göre. Dur bakalım. Bu böyle olmayacak. Çok kalabalıklar. Acaba bizi şaşırtmak için kasten yapıyor olabilirler mi? Saçmalama. Bunlar daha çocuk. Belki de örgüttendirler. Hangi örgütten?
sokak çocukları olabilir mi? Acaba senden daha gerizekalı bir eleman olabilir mi? Benim gibisini biraz zor bulursun. Bak işte bu doğru. En iyisi sen bunları gözetle. Ben de gidip şu küçük çocukla ilgileneyim. Hazineyi bulurlarsa işimize yarayabilir. Doğru. Küçük kızı kaçırırsak belki fidye de isteriz. Sen var ya cidden gerizekalısın. Tamam sus. Ne haber Muti? Arkadaşlar, okulun güvenlik bilimlerine yaptığınız yardımlardan dolayı size bizzat teşekkür etmek istedim. Hangi güvenlik bilimleri ya? Burada senden başka Suat mı oğlum? Ben başlı başına bir timim Korkut. Korkut diyeceğim. Jack de var. Peki Jack. Jack Sparrow. Sen de abartma istersen. Tamam sadece. Sayenizde Kartal denen ganimet avcısı cezasını buldu. Oo. Ne oldu? Disiplin kurulu karar vermiş mi? Nedir? Evet. Kartal bir hafta ceza aldı. Oo. Biz ne aldık? Siz de büyük ödül hak ettiniz. Aaa! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? İspiyonlu olmuş abi. Adam harbi çıktı. Bu ne? Yürü yürü. Demek gerçekten de bir hazine varmış. Sen ne sanıyordun? Vallahi bu oyun gibi geliyor bana. Evet, hepimizi zengin edecek bir oyun. Tabii bilmeceyi çözebilirsek. Bak şurada bir yol var, görüyor musun? Sen niye susmuş oturuyorsun? Benim derdim bana yeter Cem. Hazine sizin ol. Ne oldu? Ne değer olacak? Sudur kainatın temeli. Bulunmaz sanılır gizemim. Öyle bir hazine ki her yanı mücevher. Mücevher? Diyarı sultan da bulunmayı bekler. Allah! Gelin gidip hazinemizi alalım. Dur oğlum bir devamı var da. Hiç gerek yok. Ben olayı çözmüşüm arkadaşlar. Ajan emin misin? Gayet misin? Haritaya baksın oğlum her şey ortada. Kim Jack Sparrow'la geliyor? Bana bakın. Bulursam zırnık koklatmam ona göre. Arkadaşlar kusura bakmayın ama koca hazineyi riske atamam. Ben de geliyorum arkadaşlar. Sen de bu hormonlu Sparrow bozuntusuna inandın mı? Yok canım ben gülmek için gidiyorum daha çok. Neyse acele edin akşam olmadan bu işi bitirelim. Hadi. Ya. Allah Allah. Yürü abi yürü. Abi hep beraber yok yürü. Siz? Bizim dersimiz var. Ha. Abi şu bir yanındaki gösteriyi hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum canım? Sabaha kadar eğlenmiştik. Sonra da birlikte güneşin doğuşunu seyretmiştik. Gençlik işte. Aa. Yapmayın siz hala gençlere taş çıkarırsınız. Ayaksın. Ay. Tamam telaşlanmayın şimdi hallederiz. Tamam. Ayandın mı? Yapmayın Beyza Barış'ım. Tamam. Tamam hallederiz tamam. Şimdi bir şey olmaz. Aa. Füsun Hanım ben kahveyi... Ben yanlış zamanda geldim. Özür dilerim. Füsun Hanım bir dakika. Ay. Mehtap tamam bırak. Ama neye kızdığını anlamadım ki. Ha demek anlayışsız biri olduğunu kabul ediyorsun. Ya şimdi bir şey diyeceğim iş büyüyecek. Çekinme söyle hadi. Tamam. Seni seviyorum. Zaten ben bu işin büyüyeceğini... Ne? Seni seviyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Asıl sen farkında mısın? Seviyorum dedim. Üstelik de seni. Ay canım. Hepsi bu mu? Sen ne bekliyordun ki? Hani belki sen de beni sevdiğini söylersin diye düşünmüştüm. O kadar kolay mı şekerim? Önce kendini sevdirmen lazım. Allah'ım ben niye kendime bunu yapıyorum? Ya ne olur cevap ver bana. Efendim canım? Bu kadar ciddiye alacağını bilseydim daha iyi bir şey isterdim. Efendim? Delikanlı. Senin beğendiğin kılıcın eşi geldi. Güzel. Geldi mi? Tamam geliyorum. Kim o? Antikacı. Bir şey beğenmiştim de o gelmiş. Ay ben bayılırım antikaya. Hemen mi gidiyorsun? Aha.
E o zaman beraber gidelim şekerim. Muti. Buyurun Erol Bey. Füsun Hanım'ı gördün mü? Bu nasıl soru Erol Bey? Cevap ver, gördün mü görmedin mi? 2 dakika 15 saniye önce çıktı efendim. Hay Allah. Bu benim mesleme yapılmış bir hakaret. Ben hem ön kapıyı hem arka kapıyı aynı anda kontrol edecek süperlikte bir insanım. Arkadaşlar, bu bizim son dersimiz olabilir. Neden? Ne demek bu? Ne oldu ki? Eren, ne demek bu? Hocam, okuldan ayrılıyor musunuz? Lütfen hocam, bizi bırakmayın. Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar. Hayatta karşınıza her türlü engel çıkabilir. Ama sakın yılmayın. Kendinize ve içinizdeki sevgiye inanın. Ve ne olursa olsun... Asla kişiliğinizden taviz vermeyin. Ne oldu ki şimdi? Neden ki acaba? Birdenbire ayrılıyor mu öğrenci? Gidiyor mu beyler? Acınebi misin? Güvenme ne olur. Bu benim ilk hazinem değil. Bu işleri iyi bilirim. Gitti Süpermen, geldi Jack Sparrow. Buyur. Ya inanmıyorsan al kendin bak. Görmüyor musun işte? İşaretlenmiş ağaç bu. Bu mu? Evet bu. Ama bu işte 500-600 yıllık gibi durmuyor haritadaki bir yerde. İyi bak arkadaşım. Haritadaki ağaç da küçük. Eskiden fidanmış. Çeşmeye bak. Dene. Denesene oğlum. Ne oldu? Akıyor. Akacak gibi. Burası işte. Hadi ajan. Birilerine yakalanmadan bitirelim şu işi. Tamam. İzleyin beni. Hadi. Korkut. Döndük aynı noktaya geldik. Açma düğmesini ancak bulabildim. Bir daha deneyeyim. Hadi abi. Oğlum bulduk lan burası. Harbi mi? Abi. Evet kazın. Dala. Hadi al. Orada. Al bakayım lokumu. Ne bu? Yeni günlüğün. Ben seçtim. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Sizin niye suratınız asık? Bahadır Hoca okuldan ayrılıyor. Hadi ya. Niye gidiyormuş? Söylemedi. Belki de Banu Hoca gibi iyi bir teklif almıştır. Ya öyle değil. Hiç keyfi yoktu. Okuldan ayrıldığı içindir. Evet ya, olumlu düşünmek lazım. Eninde sonunda biz de okuldan ayrılacağız. Niye ayrılalım ki? Sen mezun olmayı düşünmüyorsun galiba. Tabii ki düşünüyorum. Okul neyse de bir gün sizlerden ayrılmak zorunda kalırsam. Hiç boşuna düşünme canım, çünkü öyle bir şey olmayacak. Gel. Beni satmayacak mısın? Yok canım, satmayacağız. Bu ne kadar güzel bir şeymiş. Alalım yazın bineriz. Fış fış. Aa, burası galiba.
burası harika. Şimdi ben ne var ne yok hepsini alırım. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet delikanlı, nasıl? Şamdan'dan memnun musunuz? Ne gibi? Şamdan işte, bildiğin. O sıradan bir şamdan değil. Nasıl? Efsaneye göre şamdan uğursuz. Ne? Ne? Bak işte hazine mazine başınıza iş alacaksınız. Hazine falan yok. Yok mu? Yok tabii. Olur mu? Anlamıyor musunuz? Hepsi tuzak. Ama bilmeceler? Bilmeceler mi? Ya bilmeceler. Arkadaşların bir kısmını çözdü bile. Ne haber? Bana sus pus diyorsun. Kendin konuşuyorsun geveze. Hadi çocuklar kapatıyoruz. Ama benim haz ayı kılıcım. Bileydi. Gelince ben vereceğim çocuklar. Hadi. Ya ben bir şeyler alacaktım. Sonra ufak işim var. Bıçak alsaydık bari ya. Sonra. Üf ya. Burada güzel bir şey yok. Ay ben seni bir antikacılara götüreceğim. İnanamayacaksın gözlerine. Aferin çocuklar, aferin. Kolay gelsin beyler. Sağ olun memur bey. Dikkat edin, bu da polis olmayabilir. Oğlum manyak mısın? Üzerinde üniforma var ya. Senin üstünde ne var? Doğru. Arıza mı var? Evet. Ne arızası? Doğalgaz. Elektrik. O elektrik, ben doğalgaz. Bu arkadaşımız da sucu. Şimdi çeşmeye sıcak su tesisatı kuracağız. Arkadaş da lambaları bağlayacak. Böyle konforlu bir tesis olsun diye. İyiymiş. Yine birileri malı götürüyor desenize. Anlamadım. Bu işler böyledir. Birilerini zengin etmek için ihale üstüne ihale. Ardından kazı üstüne kazı. Hala buranın çevre düzenini bitiremediler. Siz kazı yapıyorsunuz. He, çalışıyoruz valla. Neyse, size kolay gelsin. İyi günler memur bey. Hadi. Devam etsiniz lan. Hadi. Kaz evladım. Kaz. Sen kaz. Ney lan o? Oğlum bulduk. Geldik. Geldik. Bulduk. Hadi, hadi. Hadi. Vurun abi. Vurun. Hadi. Vur. Ben de. Hadi. Nasıl aklıma gelmedi? Tabii ya. Eren. Eren. Neredesin Barış? Her yerde seni arıyorum. Kütüphanedeydim. Kızlar nerede? Eve gittiler. Eren, galiba buldum. Neden bahsediyorsun sen? Eren, iki gündür neyle uğraşıyoruz? Bilmeceyi çözdüm diyorum. Süper. Aradığımız şey Mimar Sinan'ın türbesinde. Bakar mısın? Türbe mi? Niye? Bak, ne diyor? Süleymaniye'nin gölgesinde her şeyin başladığı yerde. Her şeyin başladığı yerin türbe olduğunu nereden çıkarttın? Bana sanki bu her şeyin sonu gibi geldi. Şuradan. Tasavvufta gerçek başlangıç ölümdür. Ha. Hadi bir an önce gidelim. Ya dur, nereye? Ölmeye değil tabii. Sus abi, yeter lütfen. Sus, tamam sus. Lan nerede işi buluyorduk hazineyi ya? Tek kelime daha dersen öldürürüm seni Korkut. Dayı, bu haliniz ne böyle? Hazine avcısına sor organik şeker. Yok vazgeçtim. En iyisi hiç sorma. Ne suçu bana atıyorsun ya? Kazmayı su borusuna ben mi geçirdim? Hata bende tabii. O kazmayı kafana geçirecektim. Ya hadi sen neyse de ben nasıl salak gibi sizin... Ya bunun peşine takılıyorum. Nankör. Allah cezanı. Öğrenmeyi bırakın da gidin üstünüzü değiştir. Hasta olacaksınız. Şu olayı da götürün yıkayın. Hadi. Ben Füsun teyzeye çıkıyorum. Geldiğimde evi temiz göreceğim. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam be. Yürü. Hadi yürü. Yürürüm be. Geç falan bak, yarın erken kalkacaksın. Tamam. Hadi. Hmm.
Bak işte, işaretli ağaç ve türbe. Sence o ağaç bu ağaç mı? Bu bana biraz genç gibi geldi. Türbeyle ilgili bir sorun mu var Eren? Yok, türbe o türbe, belli. İyi o zaman, hadi arayalım. Ya, ben gitmem. Ne oldu? Çekiniyorsun gibi geldi bana. Barış, Saffet anılarını bütün okul bilsin ister misin? Eren, bu konuyu daha fazla uzatmayalım istersen. Ben bakarım. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz orada? Şey, biz mimarlık öğrencisiyiz de sınıfı geçmek için adak adamıştık. Kardeşim, böyle hurafelerle uğraşacağınızda adam gibi dersinizi çalışsanız da. Doğru. Haklısınız. Neyse ki sayenizde aklımız başımıza geldi. Evet. O ne? Bu mu? Kutu. Ne var içinde? Ne var içinde? Ders kitabımız. Evet. Tut şunu. Bakın. Bakın. Ha, kitapmış. Kitap. Daha ne duruyorsunuz? Burada dolaşacağınıza gidip dersini çalışsanıza. Doğru. Kapa. Kitaplar bizim için o kadar değerli ki. Öyle valla. Belli. Aferin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Hafızam gibi beni geçmişe bağlayan günlüğümü de yitirdim. İnsan bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyor. Ne kadar hatırlamaya çalışsam da tıpkı bu günlük gibi hafızam da bomboş. Neyse ki kızlar var. Ne kadar dalga geçerlerse geçsinler, beni çok sevdiklerini biliyorum. Ve ben de onları çok seviyorum. Çocuklar kendilerini kaptırmış, hayatlarını değiştireceğine inandıkları bir hazine peşindeler. Oysa ki sahip olabileceğiniz en büyük hazine sevgidir. Ya, bir kitap için mi bu kadar uğraştık? Mimar Sinan bize güzel bir ders verdi. Ne dersin? Mesajı anlamadın mı? En büyük hazine kitaptır. Yoksa sakın bu... Ne? Aa, Mimar Sinan'ın yıllardır gizemi çözülememiş mimarisinin sırları. Bak. Aferin çocuklar. Şimdi o kitabı bana verin. Hep yolda.